Arkadaşlar merhaba, kanalım Çeri Doğa'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle vizyona yeni giren Hellboy filminin incelemesini yapacağız. Spoilersız bir inceleme olacak. Hani herhangi bir filmle ilgili ekstra bir bilgi vermeyeceğim. Hani bazen altta yorumlarda bazı kişiler yazıyor, bilmediğin konular hakkında konuşuyorsun falan filan diye. İnanın bilmediğim hiçbir konuda bugüne kadar hiçbir yorum yapmadım. Bilmiyorsam da söyledim. Hani bununla ilgili bir şey diyecek olan varsa da lütfen şimdiye kadar topladığım Hellboy ile ilgili kitap, film vesaireleri görsün, okuyup okumadığımı bilsin. Mike Mignola'yı çok severim. Türkçe'ye çevirmiş neredeyse her eserini okumaya çalıştım. Elinden geldiği kadar toplamaya çalıştım. Bu bilinsin, ona göre yorum yapılsın. Benden fazla bir şey biliyorsanız tabii ki yazın. Öğrenmek isterim ama onun dışında lütfen bilmeden atıp tutmayalım. İlk önce bunu söylemek istedim. Gelelim Hellboy'a. Hellboy nedir? Belki biraz Mike Mignola'dan bahsederek başlamak lazım. Mike Mignola dünyanın dört bir tarafını gezip şehir efsanelerini, halk hikayeleri, folklorik hikayeleri, özellikle çocukları gece yatırırken böyle hani korkutmak için işte aman seni gelir şu kapar bu kapar gibisinden hikayeleri öğrenip dinleyip gidip bunları hikayeye döken bir adam. İşte bunların ucunda da hepsiyle baş edecek karakter olarak da kendi Hellboy'u yaratmış. Filmin konusuna değinirken Hellboy'u 3 aşağı 5 yukarı değineceğim için çok fazla değinmek istemiyorum ama Mike Mignola'yı burada gereken saygı göstermeden geçmek istemedim. Hani çünkü gerçekten harika bir seri, harika hikayeler var. Ben çok seviyorum. Gelelim filmimize. Filmimiz bir reboot, yeniden yapım. Çünkü daha önceki senelerde Guillermo del Toro'nun çektiği iki tane Hellboy filmi vardı. Hellboy ve Hellboy and Golden Army diye. O filmlerin devamı değil, hikayeye baştan başladılar. Farklı hikayeler üzerinden kurgulayarak baştan başladılar. Filmin konusuyla başlayalım. Filmimizin konusu Kan Kraliçesi, The Blood Queen denen Nymue isimli bir kadının, ölümsüz bir cadı aslında. Orta çağdayken, Arthur döneminde yaratıklarla insanların bir arada yaşayabileceğine inanıyor. Karanlığın varlıklarıyla aydınlığın çocukları, artık deyim onlara, ikisinin bir arada yaşayabileceğine inanıyor ve bunun üzerine bir şey yapmaya çalışıyor ama barış yaratmaya çalışıyor. Arthur ve Merlin onu tuzağa düşürüp onun asla bu şekilde iyi bir kadın olamayacağına inandıkları için onu öldüremeseler işte parçalar ayırıp bir şeyler yapıyorlar falan filan. Onun yüzyıllar sonra geri dönmesi üzerine olaylar başlıyor. Peki Hellboy nasıl dünyaya geliyor? Ona da kısaca değinmek lazım. Çünkü Hellboy o devirlerde yok. Daha sonrasında ortaya çıkan bir karakter. Hellboy'da 2. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Naziler kaybedeceklerini anlayınca Rasputin isimli bir büyücüye cehennemden bir yaratık çarptırıyorlar. Böylece hani onu silah olarak kullanacaklar. Planlar o. Ancak orayı bizim paranormal araştırma ve savunma bürosu basıyor. Nazileri işte etkisiz hale getiriyor. Amaçları da cehennemden gelen iblis aslında öldürmek. Ama küçük bir çocuk olduğunu gören Profesör Broom onu öldürmeye kıyamıyor. Alıp yanına işte yetiştiriyor. Kendi oğlu gibi büyütüyor falan filan. İsmini de Hellboy koyuyor. Hellboy da bu büronun bir çalışanı, bir ajanı olarak, bir askeri olarak bu tarz paranormal olaylarda işte gidip müdahalede bulunuyor. Kabaca filmin ve Hellboy'un konusu bu aslına bakarsanız. İşte kurt adamlardan vampirlere, cadılarına, ne bileyim işte perilere vesaire kadar her şeyle savaşan, dövüşen, insanlara zarar veriyorsa onların karşısında dikenen bir karakter Hellboy. Cehennemden gelip bizi koruyan yaratık. Şimdi filme gelelim daha detaylı olarak. Yönetmenle başlayalım. Yönetmenimiz Neil Marshall. Aslında yani hiçbir filmi izlememişim bugüne kadar. Geriye dönüp filmlerine bir baktım. Centurion, Doomsday, Dog Soldiers gibi uzun metraj filmleri var. Ancak ben bunların hiçbirini izlemedim. O yüzden diğer filmlerle bir kıyas yapamıyorum. Bu film bazında açıkçası benim giderken beklentilerim çok düşüktü. Hani fragmanlarda çok bir hype'lanamamıştım, beğenmemiştim. Ancak film beklediğimden fazlasını verdi. Özellikle çok fazla gore sahne var. Yani gidecekseniz bu konuda uyarayım. Hani mideniz kaldıramayabilir. Kan, revan, işte yaratıkların iğrenç ve kötü görünümleri vesaire bunları yapmaktan çekinmemişler. Film zaten R-rated olarak geçiyor. Yani belli bir yaşın altına uygun olarak gözükmüyor. Öyle PG-13 çocuk dostu bir film yapmamışlar ki ben ilk fragmanda öyle bir şey gelecek diye düşünüp üzülmüştüm. Hellboy gibi sevdiğim bir karakterin öyle bundan edilmesini istememiştim. Onu yapmamışlar. Yani yönetmeni bu yönde takdir ettim. Bundan sonraki filmlerini merakla bekliyorum mesela neler yapacak. Bir geriye dönüp diğer filmlere de bakmayı düşünüyorum. Yönetmen Hellboy'da farklı, değişik, güzel bir iş çıkarmış. Elindeki bütçeye göre düşünürsek 50 milyonlar gibi küçük bir bütçesi var filmin aslında. Bu tarz özel efekt çok fazla kullanılan bir film için düşük bir bütçe. Buna rağmen başarılı bir iş çıkarmış. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama dediğim gibi hani o konulara başka bir noktada değineceğim.
Filmin senaryosunu ise Andrea Cosby isimli bir senarist kaleme almış. Kendisi taze bir senarist anladığım kadarıyla. Çünkü filmografisinde onda geriye dönük çok bir şey yok. Hatta neredeyse hiçbir şey yok. Bu sanırsam ikinci uzun metraj filmin senaryosu yazdı. Kısa film senaryo yazdıysa onları bilmiyorum. İnternet database'de o kadar bilgi yoktu. Senaryoyu beğendim aslında bakarsanız. Farklı öğeler vardı. Güzel noktalar yakalamıştı. Yani Mike Mignola çok harika hikayeler yazmış zaten yıllar içerisinde. Yani onların içerisinden güzel bir derleme yapmış diyebilirim aslında. Hani beklediğinden çok daha fazla dallı budaklı bir hikaye çıktı ama film bu konuda sizi yormuyor. Hikaye bir oraya gitti, buraya gitti diye yormuyor. Hepsi bir arada akmayı başarmış. O öyle senaristin de iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Filmin oyuncuları. Şimdi oyuncular üzerine çok fazla konuşmayacağım aslında bakarsanız. Çünkü şöyle bir sıkıntı yaşadım. Bulunduğum yerdeki sinemada yalnızca Türkçe dublaj olarak vardı film. Bir oyuncuyu da sadece vücut hareketleri, mimikleri vesaireyle değerlendiremem. Hani ses tonlaması vesaire her şey işin içine giriyor. Türkçe dublajda da ne yazık ki bu gerçekten çok kötü oluyor. Hani ben hiç sevmediğim bir şey. Ama filmin altyazılı seçeneği olmayınca mecburen böyle izlemek zorunda kaldım. O yüzden sadece oyuncuların kimler olduğunu söyleyip geçeceğim. Herhangi bir şekilde oyunculukları ile ilgili bir yorumda bulunmayacağım. David Harbour bildiğiniz gibi Hellboy'u oynuyor. Ian McShane Profesör Broom'u. Mila Jovovich Blood Queen'i oynuyor. Ki çok güzel olmuştu. Yani bayıldım. Sasha Lane isimli genç bir bayan. O da yeni yetme oyunculardan. Alice Monaghan'ı. Daniel Dokim de binbaşı Ben'i canlandırıyor. Onların da güzel rolleri var aslında. Yani ana karakterlerin dağılımı güzel yapılmış. Hellboy hep ön planda olsa da yan karakterlerde yeterince yer verilmiş. Onlarla ilgili ufak sürprizler de atılmış ortaya. Yani onları görmek de güzel oluyor. Gerçi bazı sürprizleri fragmanda bozmuşlar ama keşke yani onları biraz daha saklasalardı. Oyuncularla ilgili tek söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir şey eklemek istemiyorum. Gelelim filmin müziklerine. Filmin müziklerini Benjamin Wolfish bestelemiş. Son zamanlarda en çok belki de film müziği olarak eğlendiğim filmdi diyebilirim. Şahsen kendim rock müzik, metal müzik dinleyen biri olarak filmin içerisinde bol bol death metal veyahut da metal müzikler olması, hep rock ezgileri kullanılması vesaire bilmem ne, işte sololar şu bu derken hani beni böyle bir Rob Zombie filminde falan hissettirdi. O yönüyle çok başarılıydı film. Ben bu sefer yani müzikleri çok beğendim. Benjamin Wolfish mesela Shazam'da bu kadar bence başarılı değildi. İyiydi ama bu kadar başarılı değildi. Bu filmde müzikler gerçekten çok güzel olmuş. Hani sizi içine çekiyor sahneleri. Müzik yönünden de tam puan verebilirim bu filme. Arada gerçi değindim ama gene film üzerine kısaca bir konuşacak olursak dediğim gibi film çok fazla kan, vahşet, işte gore sahne içeriyor. Hani bu konuda uyarayım, eğer mideniz kaldırmıyorsa dikkat edin. Yine yaratıkların dizaynı çok iyi olmuş. Yani bazıları harbiden korkutuyor adamı görünce. Özellikle çizgi romanda çok sevdiğim bir karakter var. Bir Rus efsanesinden gelen bir karakter. Şimdi spoiler vermemek için ismini vermiyorum ama onun dizaynı, onunla ilgili diğer öğelerin vesairenin dizaynı çok hoşuma gitti. Yani o sahneyi tekrar izlemek istedim. Film aslında bolca espri yerleştirmişler ama bunların ne kadar kaliteli, ne kadar kalitesiz bilemiyorum. Çünkü Türkçe'ye çevirirken bayağı bizim günlük hayatta kullandığımız deyişler vesairelerle değiştirilmiş. Yani orijinali bilmeden yorum yapmak yanlış. Ben bu tarz filmlere çok fazla espri serpilmesinden hoşlanmıyorum. Doğru yerde kullanıldığı zaman güzel olsa da aşırıya kaçtığı zaman komedi filmine dönüyor. O zaman tadı kalmıyor. Yani sayısını düşünürsek sanki fazla değildi normalde ama kalitesini bilemediğim için şimdi tam bir yorum yapamıyorum. O kısmı da atlıyorum o yüzden. Filmin en zayıf yanı bana sorarsanız efektleri. Pratik efekt konusunda muazzam işler çıkarmışlar. Yani makyajlar, işte yaratıklar vesaire şu bu çok iyiydi. Ancak bilgisayar destekli grafikler, işte CGI denen bu dijital efektler gerçekten vasat altıydı. Hani böyle 30-40 bin dolarlık bazı YouTuberların yaptığı kısa filmler falan oluyor böyle. Onlarda dahi efektler gördüğümü düşündüğüm anlar oldu. Hani bu büyüklükteki bir filme bu konuda daha fazla bütçe verilmeliydi belki de. Hani oradan puanını kırıyorum. Gerçekten o efektler yeterli değildi. Hani hep böyle göze battı yani. O hoşuma gitmedi. Onlarda ki fragmanda da aynı şeyi demiştim ama son hali belki daha farklı olur. Hala üzerine çalışıyorlardır diye düşünmüştüm. Hayır, o fragmandaki efektler ne kadarsa filmde de o kadar var. İyileştirilmiş değil. Filmin en kötü yanı bana sorarsanız eksi yanı, en azından tespit edebildiklerim içerisinde, dijital efektler. Şimdi değinmeden geçmek olmaz. Hani kısaca bahsettim ama hani illaki kıyas istiyor ister istemez. Guillermo del Toro'nun 2003-2005 o yıllar arasında çekmiş, yanlış hatırlamıyorsam tam tarihleri aklımda yok. Çektiği Hellboy filmleriyle hani kıyas yapar mısın dersen yaparım. Del Toro'nun filmleri daha mistik bir havadaydı. Yani onun yapısı da öyle zaten. Pan'ın Labirentinden vesaireden hani nasıl bir yönetmen olduğunu iyi kötü biliyoruz. En son
The Shape of Water'da da yani dram öğelerine birlikte mistisizmi karıştırmayı seviyor. Bu sefer dram yok muydu? Vardı ama o kadar ağır basmadı filmin içinde. Filmde bu sefer daha çok sertliğe, vahşete önem vermişler. Yani biraz hangi tarzı sevdiğinizle bağlı olarak değişebilir. Del Toro çok büyük bir yönetmen. Tabii ki eline daha büyük bütçeler verildi. Güne kıyasla. Yani bugün de belki kıyaslarsak düşük kalacak ama o günün para değeriyle düşünmek lazım. Bence çok güzel iki film yaptı. Bu film kötü mü? Değil. Farklı kulvarlarda ilerlemişler sanki. Yani aynı karakteri ikisi farklı yönlerinden ele alıp anlatmış gibi geldi bana. O yönüyle tam bir kıyas yapamıyorum. Bir de Türkçe dublaj izlemek beni açıkçası yordu. Hani keşke İngilizce olarak izleyebilseydim, Türkçe altyazı izleseydim daha net bir karar verebilirdim. Öyle izlediğimde de gene kararımı vereceğim. İlla ki dijitale çıkmasını bekliyorum. Yani ondan sonra izleyeceğim ama ne yazık ki sinemada bu şekilde izlemek zorunda kaldım. O yüzden tam bir kıyas yapamıyorum ve hatta sağlıklı bir kıyas yapamıyorum. Ben açıkçası iki tarafı da beğendim. Hani biri diğerinden daha iyi diyemiyorum. Dediğim gibi ikisinde kendine has iyi özellikleri var. Benim filmle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer gider izlerseniz, hele İngilizce izlerseniz lütfen bana söyleyin yani. Hani sizin fikriniz ne? Çok merak ediyorum açıkçası. Bir an önce dijitale çıkmasını bekliyorum çünkü izlemek istiyorum. Onun dışında lütfen kanalıma abone olun. Videoyu beğendiyseniz paylaşın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.